Selamlar. Geldiniz mi? Hoş geldiniz. Ben de geldim. Gece olmuş böyle olaylar biliyorsunuz ki. WWE yine birilerini kovmuş ve kovdukları kişiler de aslında tamam bir önceki kovulmalardan daha büyük isimler mi? Sorgulanır bazıları. Evet bazıları hayır. Bu, bunu artık ben bir dalga diyeceğim. Bu kovulma dalgasında, dalga dalga geliyorlar çünkü. Bu kovulma dalgasında yine Genel olarak büyük isimler var, potansiyelli isimler var daha doğrusu. Şimdi bir Brownstone, Membray White yok. Tamam, okey. Aleister Black gibi yine böyle geleceğe yatırım yapabileceğiniz isimlerden var mı? Dolu. İşte zaten bu yüzden şu an bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle böyle benden şey bekliyor insanlar, biliyorum ya işte de, bu, de, bu, de bu. falan filan. <laughs> şu an kovulmalarıyla ilgili... Bir iki tanesinin sebebini gördüm onlar bana bu kişiden kişiye göre değişir benim görüşme göre kovulabilecek bir sebep diğerleri tabi çoğu yine muhtemelen işte hadi kontratlardan kurtulalım bilmem ne falan bunlar için tasarlanmış bir dalga gibi geliyor bana yani isimlerden tek tek bahsetmeden önce WWE niye böyle bir şey yapıyor niye tepki çekmiyor hani bu insanlarda şey yaratıyor mu acaba? Ee, tamam WWE'yi belli ki bilmem neye değer vermiyor falan yaratıyor gibi geliyor benim e, genel kitleye göre çünkü sabah bununla ilgili bir post attım şeye YouTube topluluğa dedim ki işte kovulmalarla ilgili video yayınlayacağım müsait olduğum zaman anca yayınlayabildim bir sürü insan da yazmış abi artık hadi ya video at falan dedi arkadaşlar ben de insanım ve ben çok önemli bir e, güzel bir özel hayatımla ilgili bazı bir şeyler işlerim vardı. Onlar bitirdim şu an birazcık onun yorgunluğu var kaç gündür biliyorsunuz yayında açmıyorum bunun birazcık böyle bir mayhoşluğuyla şu an bu video çekiyorum öncelikle bunu söyleyeyim o yüzden de kusuruma bakmayın her zaman böyle yey olamıyorum özellikle bugün değilim yani. Şimdi bu çünkü hazırlıksız bir video. Böyle bir video ancak gündem değiştirecek önemli bir olay olursa çekiyorum. Onun dışında daha çok anlatım şeklinde videolar falan filan. Tamam artık geçtik bak hadi 2 dakika oldu. Şimdi önümde bir liste var. Ben bu listeyi size de vereyim aslında. Ekrana dur bakayım nasıl vereyim ben bu listeyi size. Şöyle yapalım. Hazırlıksız çıktığımı söylemiştim değil mi yayına? <laughs> şunu hop şöyle bir daraltayım ben size. Buradan da görün takip edin en azından. Böyle bir liste var. Only Larkin falan birkaç birileri daha eklenmiş diye duydum. Şimdi göreceğiz. Şimdi bir kere Harry Smith abi. Harry Smith'in ben tekrardan geldiğini bilmiyordum bu arada. Yani bir yanlışım yoksa Harry Smith bildiğimiz David Hart Smith değil mi? British Bulldog'un oğlu. Çok ilginç. Dur. Çok oldu. Şunu daraltayım ben. Şöyle yapalım. Şimdi Harry Smith var orada. Okey. Mia'yım zaten otomatikman şey oluyor herhalde. Bu aynı Scarlet gibi. İşte şey gönderiyorsan Halun hatun gidiyorsa işte eş de gider öteki de gider falan. Bunun gibi bir şey mi acaba? Miyayım. Ön planda mı son zamanlarda? Değil. İşte bunlar da zaten he, tamam o gitsin de öteki gitmesi muhabbetine kapı açıyor. Jitrama. Ben tanımıyorum. Tanıyanlar yazabilirler. Bak bir sürü ismi ben şimdi işte Zayda Ramir, Trey Baxter, Katrina Cortez, Jitrama, Jessica Mia. Bunları ben bilmiyorum ben muhtemelen NXT güreşçileri bilmiyorum. Frankie More mesela. Artık Morrison bir şekilde zaten WWE'de var mı yok mu var. Yoga yapıyor bir şeyler yapıyor da hani ne kadar hikayelerde ön planda olacak derken Frankie gitti mesela. Onların yolu sıkıntı yok. O Impact'te de olur orada da olur falan. Moon, Johnny Mundo. <laughs> Nitro ya da John Morrison her şekilde kendine bir kapı bulurken Frankie de bir şekilde bulacaktır zaten. O konuda bir sıkıntı yok. Beef'e be şaşır, şaşırdım mesela. Ya e, BFB'yi Vince McMahon beğenmemiş miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Hani Hitrow e, ki başka Heathrow üyeleri var mı? Bak bilmiyorum şu an. Gerçekten bazı isimleri ben hiç bilmiyorum. E, varsa söyleyin yine. Değişik geldi. ilginç geldi. Grand Metalik, Vince Dorado. Luchador konsept mesela. Grand Metalik falan bunlar ya tamam şirkette şu an kullanılmıyorlar falan. Bak şimdi doğruya doğru arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Eee zamanda bir iş veren olarak bizde ben olmasam da yine hani bizim daha yukarıdakiler falan bazı zamanlar eğer e, bir şeyler bir şeyleri götürmeye başlıyorsa mecburen bir şeyleri şimdi çok direkt söylemiyorum bazı şeyleri arka plana atabiliyorsunuz abi. Bu doğal. Ve buradaki şu an listenin muhtemelen 4'te 3'ü bana göre vazgeçilmez isimler değil. Eğer ortada bir sıkıntı varsa, maddi yönden özellikle bir sıkıntı varsa Dörtte üçünü bu şu listenin daha önce daha büyük listeler vardı. Tamam. Hani okey diyeceğim. Ama şimdi mesela orada bir Ember Moon var. NXT şampiyonuydu. Ana kadroda pek bir şeyler yapılmadı. Yapılabilir miydi? Bilmiyorum. NXT x 0 yapabilir miydi? Hell yeah. Yapardı. Şuraya kadar bir çizgi çekin şimdi. Şimdi yukarıya bakacağız. Biraz daha üst noktalara gidiyoruz şimdi. Bakın oradan hemen bir Eva Marie'yi çıkarayım. Eva Marie'nin gitmesine gram üzülmüyorum. Üzülen varsa yorumlara yazsın. Ya abi güzel kadın. Şimdi göremeyeceğiz. Bu mu? Hani sebebiniz bu mu olabilir? İyi bir güreşçi mi? Hayır. Mikrofon? Hayır. Görsel güzel bir hanımefendi mi? Evet güzel hoş bir hanımefendi. Ama biz bunun için mi izliyoruz? Ben bunun için mi izliyorum? Hayır. Eva Marie bana göre ta en başındaki o ilk geldiği dönemden beri bana göre yeteneksiz bir isim. Hiçbir şekilde bu ringde olmaması gereken bir isimdi bana göre. Bir daha söyleyeyim size göre değişebilir. O yüzden de Eva Marie'nin tekrardan getirilip gitmesi falan pembe saç yapalım, onu yapalım, bunu yapalım. Umarım Doodrop ayarmıştır. Umarım Eva Marie'yi işte Doodrap Eva Marie'nin hikaye örgüsünde şirkete buraları gelip böyle buralardan umarım yükselir. Belki buna yarayacaktır. Belki de Doodrap'ın kaderidir bu. Eva Marie ama işte şu kadarcık kariyeri WWE tekrar gelip şu kadarlık kariyeri belki durdurupun yükselmesi için onun bir kaderidir. Bilemiyoruz. Şimdi Scarlett. Bir kere Scarlett yazdığınız zaman otomatikman Karrion Cross'a da yazıyorsun. O yüzden Scarlett'ın ne şeyi var mesela Scarlett yanlış biliyorsam söyleyin. Ben son zamanlarda Scarlett'ı güreşirken görmedim. Hep Menajer olarak gördüm. Scarlet'ın daha öncesini araştırdığım zaman güreşiyor. Scarlett bir güreşçi. Yani NXT bünyesinde sadece Karen Cross'un menajeri miydi? Değilse söyleyin. Ben hep öyle gördüm. Ama bu demek değildir ki işte sadece tam menajerse o zaman kovulabilir. Böyle bir şey yok. Karen Cross'ta da Scarlett'ın zaten çiftler çiftin e, kimyası elbette iyi olacak. Yani Karen Cross'u tek başına yediremiyorsan çift olarak hmm, Ki zaten bu adamlar bu çift e, de zaten gidiyordu hali hazırda. şimdi ana kadroyu aldığın zaman <laughs> işte oraya geleceğiz şimdi. Ama Karen Cross ve Kit diye en son bahsedeceğim. O yüzden Nia Şimdi seveni kadar sevmeyen de var Nia Sevmen niye sevmiyor? Ya bir yeri güreşçi iş. Çantal kalıyor bilmem ne falan. Daha bugün tekrar okudum. Nijax bir tam bir workhorse diyorlar mesela. Özellikle bu T falan çok üzülmüş. Niye yollandı diye. Nijax yani workhorse'un Türkçesi ne böyle tam böyle işte çalışkan bilmem ne ırgat ne diyeyim yani öyle workhorse yani. Nijax gerçekten verdiğin zaman görevini yapan biri. Evet sıkıntılı çıkarayım mı bazen sıkıntılı güreşmiyor muydu? Güreşiyordu. Genel olarak fiziği geçmişe oranla daha şişmiş şiş. Ama ben şöyle bir haber okudum. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Nayeciksin kovulma sebebi aşı yaptırmaması ve aşı karşıtı olması. Eğer gerçek sebebi buysa ben olsam ben de kovardım şirketimden. Çünkü herhangi bir oluşabilecek. Bakın ben size şimdi birazcık özelimden bahsedeceğim. Ben bugün bir, bugün hastaneden geldim. Hastanede etrafımdaki herkesi bir odaya kapattılar. Biz özel hastalar olarak başka korona falan değil bunlar, başka bir şey yani birer sıralı aralıklarla oturuyorsun bekliyorsun 3 saat falan 4 saat böyle bekledik. Herkes muhabbet etmeye başladı. Aramızda bir hukuk gelişti. Ve muhabbetlerin hepsinde bilmem kim öldü benim akraban, bilmem kim oldu koronadan, bir şey oldu, hasta falan var. Ve bahsettiklerinin hepsi aşısız. Aşının önemini lütfen kavrayın. Ben işte orada gördüm bu aslında şeymiş, korona aslında laboratuvarda yapılmış. Ulan yapılmış mı yapılmış hayatımızda böyle bir gerçek var artık. Korona diye bir gerçek var ve bundan kendini korumuyorsun. Ben aşı olmam. Sen taşıyıcı olabilirsin. Sen belki orada herhangi birini bulaştırabilirsin bunu. Eğer nayeceksin kolma sebebi, aşı karşıtlığı ve aşı olmamasıysa, bay bay. Benim için bu geçerli bir sebeptir. Benim için öyle. Ama şimdi buna karşı olanlar da çıkacaktır. İşte ya işte aşı zorla yaptıramazlar bilmem ne falan işte dünya üzerinde özgürlük falan. Tamam okey. Yani bu sıkıntı yok. Bununla mücadele etmem. Ben kendi görüşümü söylüyorum. Ne bana göre şey bir güreşçiydi. Çalışkan bir güreşçiydi. Çok sever miydim? Hayır. Şimdi ne olacak bilmiyorum. Yol açık olsun. Ama her şekilde böyle iri, giant bir woman, kadın güreşçi olarak kullanılmak isteyen, isten bir şirket olursa şu an hazır. Ama mevzubahis aşıysa işte orada sıkıntı yaşayabilir. Göreceğiz. Şimdi aynı tarz sebebi Scarlett'ta, Karen Cross'ta da gördüm ama net bir resmi açıklama yapılmamış. Aşı olmadıklarına dair. Ama aşı karşıtı tweetleri falan likeladıkları görülmüş. Böyle bir sebep varsa yine okey falan diyeceğim ama bilinmiyor. Yani aşı vuruldular mı vurulmadılar mı bilinmiyor. O benim bileceğim iş değil. Ben şu an Karen Cross'a bakıyorum. Karen Cross gözde görülür şekilde şirkette bir şeyler yapılmaya çalışılan bir isimdi. Ki zaten kovulduktan sonra da kendini böyle mezarlıkta falan bir video attı. Hepinizi duyabiliyorum falan mıydı görebiliyorum öyle bir şeydi böyle yani mezardayım ama hepinizi duyuyorum merak etme yani uyanacağım geleceğim ha şş, ölümden geliyorum falan muhabbetleri. Ki Karen Cross da zaten birazcık Scarlett falan doğaüstü falan muhabbetleri falan var ya. Tamam okey ama Kerin Kroos'a bir süredir zaten Ra getirdin. Jafar diye yendirttin onu yendirttin bilmem ne yaptın. Belli ki bu adama yatırım yapıyorsun sen adım adım. E, tamam aynı şey Alistair Blair'e yaptın. Aynı şeyi Alistair Blair'e yaptın. Yepyeni bir promo yayınladın onunla ilgili. Bir şeyler kitap mitap falan böyle. İşte bir baba hindi falan, bir baba muhabbeti falan döndü. döndürdün bir şeyler yaptın. Onu da yolladın. İşte ben mesela böyle şeylere karşı ne olmuş olabilir de eğer aşı maşı falan değilse ne olmuş olabilir de yepyeni bir yola soktuğun bir adamı ki şimdi birazdan bu listenin bana göre yine krallarından biri gelecek o konuda. Bearcat. Yani yeni bir yola soktuğunuz bir adamı Karen Cross'u niye yolluyorsunuz mesela? Geleceği yok mu bu şirkette? Var. Ben de görüyorum. Bunu sen de görüyorsun. Sen şu an izlen görmüyor musun abi? Karen Cross'u. Sevip sevmemek ayrı. Kullanılabilecek bir isim ama ana kadroda kullanılabilecek bir isim Karen Cross. Çok da rahat kullanabilirsin. Yanına Scarlett'ı verirdin zaten her türlü. Ve zaten geçenlerde bir fotoğraf vardı. Böyle daha takım elbiseli falan böyle daha işte formal şekilde böyle resmi şekilde falan takılan bir Karen Cross gördük. Yap öyle abi. Öteki türlü yapma böyle bilmem ne kırmızı işte maske takmalar falan yapma onu. Daha normal insan gibi bir hali çok. Böyle yap. Bu yine yapılırdı önü de açıktı bence böyle bir şeyin. Çünkü belli bir gime saplanıp kalmadığınız zaman galiba bazı güreşçilerin önü daha açık alıyor. Bak bunun en büyük önü bence Bray White. Bray White belki bu kadar gimik olmasa bu kadar ön planda olmayacaktı. Ama belki de bu kadar gimik olduğu için bir yerden sonra artık olmadı. Çok sıkıntı işte bak bu işler. Hepsinin bir dengesini kurmanız lazım ama Karen Cross bence kesinlikle şirkette geleceği olan bir isimdi ve üzüldüm. Karen Cross için üzüldüm ben. Ama benim en çok üzüldüğüm kişi Keith Lee oldu. Çünkü ben doğruyu söylemek gerekirse Keith Ya şöyle söyleyeyim ben neredeyse artık geçen sene Survivor serisinde geldim. Özellikle Royal Rumble'a doğru. Herkes dedi ki baktım böyle kitle de şey var. Abi bak Keith izle mutlaka. İşte sen belli hani bir süredir izlemiyorsun. Keith Lee'yi izle çok iyi. Double champ oldu. NXT'de işte... Yani bu çok önemli bir şey bu arada. Yani double champ oldu, bilmem ne Adam Cole yandı falan güzel performansı böyle iri bir adam olmasına rağmen güzel şeyler sunuyor. Abi Roy Rumble kazanacak bu falan. Başta izledim böyle. Bu adamın yapabildikleri aslında sınırlı. Bu adam mesela Braun Strowman iri iri falan böyle daha aktif. Kitli o kadar değil. Kitli size atletizm olarak çok fazla şey sunamaz. Ama kitliğini size sunabilecekleri belli. Bu adam iri, bu adam bir şeyler yapıyor, bu adam bir şeyler yapması zaten. işte Pro Wrestling Guerrilla'sından bu taraflara gelmezdi bile zaten. Yani NXT'ye gelmezdi bile zaten. Belli ki gelmiş. Gelmeyi geç. Kemer almış. Onu da geç. Double champ olmuş bir isim. Hepsini geçtim. Ana kadroda bir şekilde ilerletiyorsun. Ve çok ciddi bir sağlık sorunu yaşadı. Yanılmıyorsam kanında zehirlenme falan mı? Öyle bir şeyler vardı. Korona geçirdi. Bir şeyler oldu falan derken bu adam en son tekrar yeniden doğuyordu. Bu adama Bearcat diye gibi verdiniz. Ciddi bir müzik değiştirdiniz. Kaç tane müzik değişti zaten. Belli ki yatırım yapıyorsunuz abi. Kimse bunu Göz ardı edemez belli ki kitleye yatırım yapıyordunuz Daha doğrusu geçmiş zaman kullanayım artık Hep haberler çıktı Monster heal yapılmak isteniyor kitleyi diye al sana monster heal Zamanında kim vardı böyle şimdi Ten renginden Dolayı değil hani şey falan Mark Henry yok muydu zamanda Monster heal olarak mesela 2000'lerde Undertaker'a karşı falan hatırlamıyor musunuz onları Yapsaydın öyle bir karakter Hall of Pain zamanının Mark Henry'si mesela Yapılamaz mıydı? Yapılırdı. Hatta daha aktif güreşiyordu Mark Henry'den. Mark daha güzel şeyler sunabiliyordu. Mark daha ön planda olabilecek bir isim olabilirdi Kitli. Monster Hill olarak ve doğru yolda da gidiyordu. Böyle gattar takılmaya başlıyordu. Birazcık daha böyle öfkeli takılıyordu falan. E zaten altyapısı var. Kitli böyle sıfırdan yaratılmış bir isimdi ki. Buraya NXT'ye falan gelmeden önce zaten bu adam biriydi. Bu adam şey değildi ne bileyim sıfırdan WWE'nin bulduğu keşfettiği bir adam değil zaten. O zaman ne yaparsın? Kitliye yeni bir yol çizmişken devam ederdin. Aşı maşı bilmiyorum konu nedir mevzu nedir ama belli ki korona atlattı geçirdi falan filan o ayrı bir konusu var. Çok şaşırdım ben Kitliye mesela. Ya belli ki abi yeni bir şey yapıyorsun ya. Lan adama yeni nick vermişsin yine. Bearcat. Ondan sonra bizim için kimse vazgeçilmez değildir. Ya ben Davul de böyle şey olduğunu zannetmiyorum. O mu? Kovun. O kov. Kov. Bana şey gibi geliyor. Belli başlı şeylerde bakıyor ki çok kontrat var. Bilmem ne var. Bunları bunlardan at şey yapıyorsun. Yolluyorsun. Yani her kovulma dalgasında da birkaç tane büyük isim oluyor ama. Tamam Bray White değil dediğim gibi. Ama yine büyük isimler. Karen Cross ve Kitli yani büyük isimleri geç bak Bray Wyatt kendini kanıtlamış, Braun Strowman kendini kanıtlamış adamlardı. Bunların daha kanıtlayacak çok şey vardı ama. Benim hatırlıyor musunuz video? 2022 yılında push almasını beklediğim. Hatta ilerleyen zamanlarda ana kemer almasını beklediğim isimler diye. Karen Cross Kitli dedi zaten. Bak bu mesela benim için üzücü bir şey. Diğer taraftan da şöyle bir şey değineceğim yalnız. Bu Brian Alvarez'ler işte neydi? Dave Meltzer'lar falan. Abi bu adamlar kime desek ki WWE bu adamlara yatırım yapacak, yapacak diye bu adamların hep kovulmaya başladı. O ne olacak baba? O ne olacak? Yoksa siz ortalığı karıştırmak için ajan mısınız lan? Siz kime böyle yapsanız kovuluyor ondan sonra seyirciler ya bunlar plan yapmıyor muydu oluyor? Oğlum yoksa siz ajan mısınız lan? Bryan Alv Alvarez. Şiveli söyleyeyim. Hı? Dave Meltzer. Her günden de senden bahsediyoruz. Devmi Hatır'ın bildirdiği habere göre. Şşş. Ayağınızı denk <laughs> Ya yok da ama harbiden ya denk geliyor böyle. Bu üzücü bir şey ya. Sonuç olarak Harry Smith, Mia Yim, Rama, Katrina Cortez, Trey Baxter, Zayda Ramir, Jessica Camilla herhalde. Yanlış söylesem isimleri. bazı isimler İngilizce isim olmadığı için. Abi öyle de böyle söylüyor derseniz okey sıkıntı yok. Clint Dorado, Gram Metallic, BFAP, Frankie Monet, Amber Moon, Scarlett, yukarıda da zaten Nia Eva Marie, Karen Cross, Kitley. bunların hepsi bu ve kadınların bu insanların bu güreşçilerin hepsi kovuldular. Yollar açık olsun. Kitley ve Karen Cross'un kesin açık zaten. Kesin yani. Ama şöyle de bir şey var şimdi. AEW şey geliyor değil mi insanlara? Oh yolla baba alacağım ben. Abi olmayabilir. Çünkü şiştiler artık. Kadro şişti. AEW'nun kadrosu şişti. Hangi birini kullanacaksın? İşte ondan sonra konuşursun böyle. Tony Khan. İşte biz 95'in WCW'si gibi olmayacağız. Sonra Eric Bischoff laf söylüyor. O kadro da şişmişti. Değerlendiremedin. Bir tanesinin videosu geliyor bugün. İzleyin de görün. Bugün saat 19'da siz bu videoyu eğer gününde izliyorsanız şu an. 5 Kasım'da izliyorsanız bu akşam saat 7'de çok güzel bir video geliyor mesela. Orada görün bakalım WCW adamlar fazla mazla birlendi kimi göndermiş görün bakalım. Sonra WWE kapıyor bu adamlar yıldız yapıyor. Öyle ya da böyle. AEW umarım e, fırsat verecek isimleri alır. Kariyerlerini bambaşka bir noktaya getirir. Ama AEW'nin de artık bu brand split gibi bir olay bir şey olması lazım. Rampage'in bir Smackdown gibi bir ikinci brand bir şeyler yapması lazım. Şişek çok e, ve bu da sıkıntılı. Bu bu hatta daha sıkıntılı bir durum. Çünkü bir sürü yetenek harcanır böyle olursa. Tabii bir de ne yetenek varmış lan. Farkında mısınız ya? Her kovulma şeyinde ya bu nasıl gider, şu nasıl gider, bu nasıl gider deyip 3-5 tane adam sayıyoruz. Var, var halbuki var yani. Şeydi de değiller bunların hepsi. Tepe isim değiller ha. Yükselmekte olan ve potansiyelli isimler. İşte bunlar üzüyor zaten insana. Neyse ya işte sonuç olarak gitti bu isimlerde. Ben Kitli ve Karen Cross'tan bir şeyler bekliyordum ya. Hani çok böyle şey değilim ama. Yani bir Bray White bir Braun Strowman etkisi yaratmadı bende ama üzüldüm. Umarım siz de üzülmüşsünüzdür. İşte şimdi ne kadar üzüldünüz aşağı yorum olarak yazın bakalım. Bunları lütfen bu videoda şimdi Karen Cross'a Kitli kovuldu. Dislike atıyorum videoya. Ulan benim ne suçum var? <laughs> Yapmayın öyle bir şey. Tamam ben size, size, sadece bunu söylüyorum. Ne olduğunu, kimler kovulduğunu ve bunu yorumluyorum. Oğlum yapmayın lan. Neyse çok teşekkür ederim. O 20 dakikada devirmişiz. Bugün çok güzel video geliyor. Benim kendi özel hayatımda da güzel bir şeyler. muhtemelen oluyor gibi. Bakalım hayırlısı. Çok fazla böyle şeyden bahsetmeyi de sevmiyorum. Güreşle kalın. Saygıdeğer. Enzo Paski izleyenleri. Keith Lee ile Karen Cross, Nia Jax, Scarlett, Eva Marie çok büyük güreşçi. Maalesef artık bunlar WWE'de değil. yolları açık olsun. Umarım kendilerini daha güzel şeyler sunabilecek bir şirkete giderler diyerek aranızdan ayrılayım. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.